Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız değerli arkadaşlar? Ben Tekuzem Rehberlik Uzmanı İnci Hoca. Umarım herkes çok iyidir. Artık sınava çok az bir zaman kaldı. Pazar günü yeniden sınava gireceğiz. Bomba gibiyiz, harika. Hep böyle olun inşallah. O gün de böyle olun. Çünkü şu anki motivasyonumuz gerçekten sınava doğrudan inşallah yansıyacak. O yüzden şu dönemleri doğru kullanmak, stressiz kullanmak, stressiz geçirmek çok önemli. Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Ve umarım bu son olur, girdiğiniz son sınav olur. Yani girdiğiniz son KPSS olur diyelim. Ondan sonra belki görevde yükselme vesaire sınavlarına girer, onları da başarırsınız. Sizlerle bir arada olmak da çok çok güzel. Tabii ki sınava artık hani son gün diyoruz çünkü bugün artık bitti gibi düşünüp hani yarına nasıl geçireceğimizi biraz konuşmak istiyoruz. Bu arada biz bu son 3 yani şu an cuma işte bugün akşamını ve cumartesi gününü de böyle geçirmek isteyenler olursa böyle eksikleri olduğunu düşünen arkadaşlar bir son prova denemesi yapacağız Türkiye geneli. Soru çözüm videoları ekledik size hani eksiğiniz vardır hani matematiğin işte sayı kesir problemlerinde ya da karışım problemlerinde hani soru çözüm tekniğini bilmiyorsunuzdur, onları izlemek istersiniz. Ya da işte güncel bilgiler ve insan haklarında eksiniz vardır, onlarla ilgili çok kaynak da yok biliyorsunuz. Artı 8'le tartışabileceğiniz bir video ekledik. Bir son takviye hediyemiz olacak. Bu seminere katılan tüm öğrencilerimize de bunu duyurmak istedik. Buradan zaten şimdi sistem yöneticisi arkadaşlarım bir link paylaşacaklar. O linke tıklayıp form doldurup bu son takviye programından da yararlanabileceksiniz. En azından hani şu an son 1,5 gün gibi düşünebiliriz. Bugün, akşam ve yarın olmak üzere. Çünkü pazar zaten sınav. Hatta yarın bile benim önerim yani son gün olacağı için çok böyle ders çalışmanız yönünde değil açıkçası. Özellikle akşam saatlerinde en azından gündüzümüzü, öğlenimizi ya da akşam üstünü bile geçirebiliriz ama özellikle akşamı daha böyle rahatlatmak adına hiç eksiği olmayanlar bence bugün son çalışmayı yapsınlar. Bence hiç çalışma yapmasalar bile olur. İslam yöneticisi arkadaşlarımdan son takviye için bir link istemiştim. Son takviye için link bırakacaklar. Dediğim gibi sizler ücretsiz bir şekilde yararlanabileceksiniz. Bakın şu an bir paylaşım yaptılar. Bu linke tıkladığınızda aşağıdaki linke tıklayıp form doldurduğunuzda bu saymış olduğum desteklerden ücretsiz yararlanabileceksiniz. Son birkaç net arttırmanıza da faydamız olsun istedik. O yüzden böyle bir takviye programı yaptık sizler için. Şimdi gelelim son gün tüyoları. Artık sınava 1,5 gün kaldı diyoruz. Bugünü saymıyoruz, bir gün var diyoruz ve haliyle motivasyonumuzu korumamız gerek. Stresimizi yönetmemiz gerek ki hata payımızı en aza indirgelim. Aslında biz bunları en son sınav öncesinde de yapıp konuşmuştuk. Bilmiyorum aranızda o seminere de katılanlar var mıydı? Ama şimdi haliyle sınav ertelenince tekrar aynı duyguları hissediyor olabiliriz. Tekrar strese kapılmış olabiliriz. Çünkü sınav dediğimiz süreç başlı başına bizde bir stres yaratıyor aslında. Dolayısıyla bunları biraz yönetmeyi öğrenelim istedik bugün. Biliyorsunuz yani yaklaşık başvuru sayıları net bir şekilde ilan edilmese de biz hani 1,5 milyonu aşkın bir aday olduğunu düşünüyoruz. Sınava girecek olan kişi sayısı bakımından düşündüğümüzde. Dolayısıyla çok fazla kişiyle yarışacağız ama ben size şöyle ufak tüyolar vereyim istedim. Bir, sınava giren örnek verelim. Diyelim ki 1.800.000 aday var. 1.800.000'in 1.800.000'i de çalışmadı bu sınava arkadaşlar. Çoğu, hatta yapılan araştırmalar her yıl hemen hemen yarısı, en az yarısının öylesine girdiğini gösteriyor. Yani şöyle düşünün, 1.800.000 olsa ortalama 900.000'e indi bakın aday. Bu 900.000 de yine hepsi tam anlamıyla evet çalışıyormuş gibi yapanlar var, çalıştığını zannedenler var, doğru çalışma yapmayanlar var. Bir yarısı da öyle gitsin. 450.000 aday kalıyor. Şimdi zaten 450.000 içerisinde KPSS grupları da var, öğretmenler de var, 18 ayrı branşta eğitim bilimlerine girecek olan öğretmenler de var. Siz 3 ayrı kategoride daha birilerini eleyeceksiniz. DHBT'ler var içerisinde, lisans DHBT. Düz memurluk için olanlar için söylüyorum. Onlar için zaten ortalama belki bu 450.000 içerisinde 200.000'i falan da böyle elemiş olacaksınız. Kaldı 250.000 düz memurluk için düşünenler. Yani aslında bu 1.800.000 ise toplam giren aday sayısı neredeyse sizin yarışacağınız kitle 200.000 civarı falan. Şimdi bunun içerisinde de eğer ki siz kendinize inanıp, doğru teknikleri uygulayıp, zaten şimdiye kadar çalışmışsanız, zaten emek vermişseniz, zaten doğru soru çözüm tekniğini uygulayabiliyorsanız, süreye yetiştirebiliyorsanız, çünkü çok fazla soru çözdüyseniz bunu yetiştirebilirsiniz. Bunları yapmışsanız zaten o 200 bin içerisinde sıralamanız, örnek veriyorum işte ilk 10 bine girmeniz yeterliyse oraya zaten girersiniz. Çünkü yapılacak her şeyi yapmışsınız demektir. Stresliyim diyenler var. O yüzden buradasınız zaten. Nasıl sizce? Bu aslında Hülya Hanım benim nasıl dememle ilgili bir şey değil. Bu sizi iyi hissettirecek. Kimisi sinemaya gideceğim der. Beni o iyi hissettiriyor. Kimi der ki spor yapacağım. Beni o iyi hissettiriyor. Kimi der işte film izleyeceğim. Beni o iyi hissettiriyor. Şimdi dolayısıyla sizi iyi hissettiren güzel bir kahvaltı, müzik, yürüyüş ve piknikse çok güzel. Demek istedim ama hani bunun bir şeyi yok, koşulu yok. Herkes bunu yapsın diye bir şey yok. Sizi iyi hissettiren etkinlik neyse onu yapmanızı istiyorum. Yarın ben çalışmanızı önermiyorum. Şimdi ondan da bahsedeceğim aslında ama şimdi çalışmayın diyorum ama hocam benim böyle ufak pürüzlerim var. 2 tane konuya bakmam lazım. Yaptığım bütün denemelerde hata çıktı ve son ana bırakmak istedim. Çünkü sözeldi, unutmak istemedim. O yüzden yarın sabah o 2 konuya şöyle bir bakmak istiyorum diyenlere bir şey diyemem. O yüzden bizim son takviye programını da hediye ettik. Hani açık böyle ufak pürüzlere bakabilirsiniz. Ama onun dışında yarın bir yoğun tempoda bir çalışma yapmanızı ya da bir deneme dahi çözmenizi bile ben çok önermiyorum. Şöyle bir bilimsel bilgi var. Hemen ondan bahsedeyim. Son ana kadar beyne hatırlaması gereken bir bilgi ya da birden çok bilgi yüklemesi yaparsanız beyin geri plandaki tüm bildiklerini de unutabilir. Bu neye benziyor? Hemen örnek vereyim, daha kalıcı olarak anlayın. Bilgisayarınızda bir sürü dosya attınız. Bilgisayarsa diyor ki bekle bir dakika diyor. Siz hala dosya atmaya devam ediyorsunuz. Ya bir dur diyor, hala flaşı çıkarıp bir daha takıyorsunuz. CD'yi takıyorsunuz. Olmadı kablo bağlıyorsunuz. Hala bir şeyler atmaya çalışıyorsunuz. Bilgisayardan error verip geçmişteki fotoğraflarınızı, dosyalarınızı bile silebilir arkadaşlar. Bunun gibi yani son ana kadar bir şeyler yükleyen bir kapasitesi var beynimizin artık ve artık beynimiz yeter diyor. Yani ben kendimi bu zamana göre hazırlamıştım. Sen hala bana bir şeyler veriyorsun. Haliyle eskileri bile unutma ihtimali oluşabiliyor stresten kaynaklı tamamen. Evet, son gününe kısmında söylemiş olduk. Olur mu öyle şey ya? Nasıl şey olur mu onu anlayamadım. Şu an strese girdim. Stresinizi engellemek için buradayız arkadaşlar. Niye strese girdiniz? Hani size çalışmayın diyorum mesela. Niye çalışmayın deyince niye strese giriyorsunuz? Hani desem diyorum da çalışın full 6 saatlik bir çalışma yapın. Sabah deneme çözün, sonra bunları yapın. Yani şöyle, bu kişiye göre değişiyor arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi yarın sabahtan çok erken kalkarsınız ya son bir deneme, yani bunu yapan öğrencilerim de var ama size bir öğrencimden örnek vereyim. Bütün gün çalışarak geçiren, hatta sınav sabahı bile 1-2 saat yine erken kalkıp, normalde 6'da kalkıyorsa 4'te 5'te kalkıp hala bir şeyler okuyan Gözde isminde bir öğrencimi hiç unutmam. 2018 KPSS'ye girmişti lisanstan, gıda mühendisiydi hatta. Dediniz her şeyi uyguladım, her şeyi yaptım, tek bir şeyde sizi dinlemedim, son ana kadar çalışma dediniz, ders çalıştım. Sınava girmeden önce sabah bile bir şeyler okuyordum hala ve ben bildiklerimi unuttum dedi. Kendisi bizzat bunu söyledi. Bu yüzden demek istediğim, hani son ana kadar çalış. Hani bunu yapmanıza, kendinize bunu yapmanıza gerek yok. Sınav böyle bir sınav değil ki zaten. Şimdiye kadar yaptıklarınız yetecek. Yapmadıysanız da inanın bana çok net konuşacağım. Yarın isterseniz 15 saat ders çalışın, hiçbir faydası olmayacak. Yapacaktınız şimdiye kadar. Hani şöyle düşünün, ÖSYM size öyle bir şans verdi ki belki böyle milyonda bir olacak falan bir ihtimal oldu. Sınav ertelendi ve 1,5 ay kadar falan bir vaktiniz olmuş oldu ve daha fazla aslında. Yani şimdi siz bunu artıya çevirmekken eğer hiçbir şey yapmadıysanız, yani çok açık konuşacağım arkadaşlar. Yarın isterseniz tüm gün çalışın, hiçbir işe maalesef yaramayacak. Beyin unutuyor dedim, amacı şu: eğer ki siz son ana kadar, akşama kadar, geceye kadar sürekli bir şey yüklerseniz unutur. Çünkü sürekli beynini rahatsız ediyorsunuz. Dinlenme vakti yarın. Ama şöyle bir bilimsel bilgi de var zaten. Şimdi hani yarını güzel bir şekilde geçirdiniz de bu zamana kadar elinizden geleni yaptınız. Birçok bilgi kayıt altında. Zaten beynin şöyle bir mekanizması yok. Hani diyorsunuz ya her şeyi unutmuş gibi hissediyorum diyenler var mesela. Özellikle son gün. Şimdi sen zaten elinden geleni yaptıysan şöyle bir mekanizması da yok beynin, hiçbir şey yapmadan birdenbire her şeyi silmesi gibi. Hani böyle bir şey çok mümkün değil zaten. Real düşündüğümüzde. Ama sen son ana kadar stresle beraber bir şey daha ve o stres öyle bir öne geçecek ki bildiklerini set çekebilecek, duvar örebilecek. O yüzden bunu yapmayın diyorum arkadaşlar. Yani şimdiye kadar çalışın deyince kızıyordum. Şimdi çalışmayın ne olur diyorum. Yok hocam ben illa çalışacağım diyenler var. Lütfen yapmayın. Sakinleşmeniz lazım. Melek Hanım şöyle, şimdi bu kötü bir an yaşamayacaksınız ki, savaşa gitmiyoruz ki, sevmediğiniz bir ortama girmeyeceksiniz ki. Yani gergin olacağınız bir şey yok çünkü siz hayallerinize kavuşmak için size sunulan bir fırsatı değerlendireceksiniz ve siz bunu kendi isteğinizle, hür iradenizle yapıyorsunuz. Emin olun çok daha gergin ortamlara girdiniz belki şimdiye kadar. Şu anda siz istediğiniz, sahip olmak istediğiniz şeylere sahip olabilmek için size verilen bir fırsatı değerlendirmek adına o gün orada olacaksınız ve elinizden geleni yapacaksınız. O yüzden hani her şeye kızıyor olabilirsiniz. Biraz yalnız kalmayı deneyin. Belki çevrenizde şu anda çok sevdiğiniz insanların bile bir şey söylemesi sizi rahatsız ediyor. Biraz böyle olumlamalar yapın. Kendinizle olumlu diyaloglar kurun. Evet yapabilirsin Melek, başarabilirsin. Sevdiğiniz müzikleri dinleyin, hayaller kurun. Hani bunları yapmak daha kolay bence. Stres için bunları öneririm. Her şeyi saydım aslında. Pozitif enerji biraz daha size iyi hissettiren insanlarla görüşebilirsiniz. İyi hissettiren insanlarla telefonda konuşabilirsiniz. İyi hissettiren bir film izleyebilirsiniz. Çok iyi hissettiren bir müzik dinleyip dans edip eşlik edebilirsiniz. Bunların hepsi sizi gerçekten iyi hissettirecek mental olarak da aynı zamanda. Kendinize güvenerek girerseniz zaten 1-0 önde başlarsınız. Evet ben bu işi yapacağım, başaracağım dediğiniz anda zaten özgüven hormonu salgılamaya başlıyoruz. Otomatik olarak dopamin sıvısı. Ve bu beynimize sen harikasın, yaparsın, bravo, aslansın, kaplansın mesajları veriyor. Ve beynimiz böyle olduğunda bütün cevherlerini ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla kendimizle kurduğumuz diyaloğun olumlu olması çok önemli. Aksi olduğunda yapamam zaten, çok fazla aday var, çok fazla rakip var, onlar benden daha iyi. Bunları dediğiniz anda gerçekten çok çalışanların bile yapamadığına şahit olduk. Hiç çevrenizde yok mu? Çok çalışıp sınav anı strese giren, avuç işleri terleyen, bayılan, ayılan, kaydırma yapan, nutku tutulan. Neden? Stresten dolayı çok çalışmış ama stres öyle bir önüne geçmiş ki kendiyle kurduğu diyalogda özgüvensizlik o kadar ağır basmış ki beyin kapatmış kendini ve gerçekten ne verirsek onu alıyoruz. O emirle çalışıyor çünkü. Hayır aslında Enes. Yani bu kişiye göre değişir. Kimisi sevdiği birinin yanında olmasına ihtiyaç duyar. Kimisi yalnız olmaya. Şimdi bu sizin seçiminiz. Eğer siz aile gelince baskı hissediyorsanız tek gidin. Ama eğer ki bir destek arıyorsanız, ya ben mesela böyle bir durumda ailemin yanında olmasını, en azından eşimin yanında olmasını isterim. Güç alırım çünkü ondan. Onun dışarıda beni bekliyor olduğunu düşünmek bile bana motivasyon verir, güç verir. Ama kimisi yalnızlığı sever. İşte kimisi arkadaşıyla gitmek ister, ondan güç alıyordu. Şimdi herkesin güç aldığı faktörler farklı. Kimi kendinden güç alır. O yüzden bu sizin kararınız. Hani kimle gitmek istiyorsanız onunla gidebilirsiniz, yalnız da gidebilirsiniz tabii ki. O hisse hiç kapılmamak lazım. Çünkü bir soru cevaplayamayınca sınavı kazanamama diye bir şey yok. 120 soruluk bir sınav var. Hani daha 120'de 120 yapan falan olmadı. Yani birinciye bakıyoruz ya 95-96 netlerle bile belirli yıllarda birinci olanlar oldu bu sınavda. Haliyle sen 15-20 soru bile yapamazsan kazanabilirsin. 30 soru bile yapamazsan yine de kazanabilirsin. 30 soru yapamadığında 90 net falan çıkartıyorsun. 90 net mucizevi bir net bence. Ortalama 92-93 puana denk geliyor. Bazı yıllar 89-90 puana denk geliyor. Yani o yüzden sen gidip de bir soru yapamayınca eyvah olmayacak. Buna kapılmana hiç gerek yok ki. İstersen 30 tane soruyu yapma. Hani öyle bir alternatifim de var. 120'de 120 yapan atanacak diye bir şey yok. Tabii ki erken çıkmak lazım. En az bir saat kala orada olmak önemli. Ondan sonra biliyorsunuz ki sınav binalarına alınmıyorsunuz. Kimileri çok erken gidiyor, ona da gerek yok. Orada durduğunuz süre boyunca panik olabilirsiniz. Bir saat önce orada olmanız gayet makul olacak değerli arkadaşlar. Boş sorular da var dediğiniz şeyi anlayamadım. Şimdi bile çok rahatım. Vicdanım rahat, beynim rahat, dingin ruh halindeyim. Yarın da dua edip yas bakıp gireceğim sınava. Harika. Bugün de bırakmayalım mı? Akşam soru çözümü var. Bugün çalışabilirsiniz. Yarın çalışmanızdan yana değilim çok. Beslenme tabii ki bu da önemli. Özellikle mesela yiyeceğiniz işte cumartesi günü akşam yiyeceğiniz akşam yemeği böyle çok farklı. Mesela genelde biz Türklerde bir şey kutlama, hani öncesinde de sonrasında da ya ben şeyi hatırlıyorum, üniversite giriş sınavında falan aynı şey kardeşimde de oldu, bende de. Annelerimiz falan böyle bir kahvaltı hazırı, börekler, çörekler, pişiler, umarım canınız çekmemiştir ama hani bizde böyle Türk toplumunda böyle bir şey var gerçekten. Yani sınav sabahı pişi yiyerek falan gidiyoruz. Hani tabii annelerimiz de işte sevdiğimiz şeyleri yapmaya çalışıyor, doyalım istiyor. Güzel bir kahvaltı yaptırmak istiyor fakat hani şöyle şeyler de var aslında bilimsel açıdan baktığımızda. Hani alışık olmadığımız gıdaları tükettiğimiz anda vücudumuz farklı tepkiler gösterebiliyor. Hele ki bu sınav stresiyle birleşik ki stresin vücudumuzda vurduğu bir yerde midedir genelde. Kişiden kişiye değilse de çoğunluktaki insanlarda midede hissedilir bu fizyolojik olarak. Haliyle benim önerim, tabii ki bir beslenme uzmanı değilim ama beslenme uzmanlarının da önerileri, birlikte de çok yayın yaptık beslenme uzmanlarıyla bu konu üzerinde. Onların da önerileri bu şekilde. Genelde o akşam hani bildiğimiz, tükettiğimiz, her zaman tükettiğimiz sağlıklı bir akşam yemeği daha sağlıklı. Çünkü midemizi bozmamız durumunda bunun olumsuz etkileriyle karşı karşıya kalabiliriz arkadaşlar. Bir de sabah kahvaltısı. Şimdi bu sabah kahvaltısı kısmında simit, poğaça vesaire, tabii ki imkanı olan bunu da yapıyordur vesaire, bir şey diyemem ama hani öneri olarak söyleyecek olursam daha protein ağırlıklı bir kahvaltı sizi hem daha uzun süre tok tutacak, hem beynimizin daha iyi çalışmasında sağlayacak ve odaklanmayı arttıracak. Yani süt gibi, işte yumurta, peynir gibi, işte yine sağlıklı sebzeler, domates, salatalık, yeşil biber vesaire gibi vitamin içeren bu tarz besinlerle yapılan bir kahvaltı daha uzun süre tok tutar değerli arkadaşlar. Bir öğrencim şunu demişti bir sene bunu anlatırken, hocam hani sınav merkezim uzakta. Evden erken çıkacağım için böyle bir imkan yok. Tek yaşıyorum. Hani kalkıp bir kahvaltı hazırlama lüksüm yok. En azından hani giderken bir poğaça alıp yiyeceğim demişti. Ben ona şunu önermiştim. Hani bunu yapamıyorsak bile en azından şimdi tek yaşayanlar var. Sabah çok erken kalkıp yola çıkmak zorunda olanlar vardır illaki. Haliyle bir sandviç hazırlarsınız geceden. Yine peyniriniz, domatesiniz, salın. Hani Allah ne verdiyse, evde ne varsa yine bir peynir içeren bir sandviç hazırlarsınız. En azından o sandviçi yersiniz. Hani poğaça yiyeceğinize, simit yiyeceğinize, bunun gibi. Bundan bahsetmek istedim aslında. Biraz daha mantıklı olur arkadaşlar. Sınavın ilk 15 dakikası genelde heyecanlanmak çok normal. Herkes heyecanlanıyor. Yani emek veren, gerçekten o anda hani kendinize baş başa kalıyorsunuz, öyle düşünün. Ve öyle bir zamanda o heyecanı yaşamanız normal arkadaşlar. Ama heyecan durumunda da karar veriyoruz biz. Yani heyecanlanınca böyle nutkumuz falan tutulup kalmıyor aslında. Panik atak krizi çok başka bir şey. Heyecanlanmak çok başka bir şey. Şimdi burada önemli olan şu: o süreci doğru yönetmek, derin derin nefes alıp vermek, heyecanlı olduğumuzun farkına varmak ama bir yandan da karar mekanizmanımızın çalıştığının da farkına varmak. O sebeple ben hep şunu söylerim: lütfen en iyi bildiğiniz testle başlayın. Yani hata yapma payınızın daha az olduğu. Çünkü daha odaklanmadık, daha adaptasyonu sağlamadık, daha heyecan devam ediyor, daha sınava alışmadık, daha yeniyiz. Bir oturduk, oturur oturmaz çözeceğimiz ilk test en iyi olduğumuz test olursa daha kolay adapte oluruz ve daha hızlı başlarız, daha çok süre arttırabiliriz. Bu da önemli. Olumsuz etkisi olacağını sanmıyorum Gökçe ama hani şunu demek istiyorum: denemeden sonra abartıp akşamlara kadar falan çalışırsak olumsuz etkisi olabilir. Kimi öğrencide şöyle olumsuz etkileri oldu bir dönem, ondan bahsedeyim. Şimdi bu kişiye göre yine değişiyor. Yani biz hep kişiye özel hizmet verdiğimiz için, sizleri çok iyi tanıdıktan sonra biz kayıtlı öğrencilerimizde onları analizler yapıyoruz, testler yapıyoruz, tanıdıktan sonra onlara göre yaklaşımlarda bulunuyoruz. Şimdi bazı öğrencilerim var mesela. Şöyle öğrenciler, sınav günü olur da o öğrenci bir gün önce deneme çözerse ve o deneme şans eseri çok zor bir deneme olursa ya da heyecandan dolayı çok fazla bildiği soruları yanlış yaparsa ve netleri örneğin hep 90-98 çıkarken o gün 80'e düşerse, o öğrenci toparlamamız çok zor olabilir. Eğer ben bunu hissettiğim o yapıdaki bir öğrenciye bunu genelde önermem. Ama öğrenci şunu farkındaysa, ya bu stresten kaynaklı düştü, aslında ben 90'larda gezen bir öğrenciyim, tabii ki yarınki sınavda böyle bir netle karşılaşmayacağım, deneme çok zordu, bunun ayrımını yapabilen bir karakterdeyse o zaman çöz diyebiliyorum. Yani bu karakteri ayırdıktan sonra kişiye özel çöz ya da çözme diyebiliyorum. Siz de kendinize aynı soruyu sorun. Ya şunu de mesela kendine: ya Gökçe, olur da netlerin düşük çıkarsa çok üzülür müsün? Evet, üzülürüm diyorsan çözmeye de bilirsin. Ha bak, moral olsun da evet, kolay bir deneme falan da çözebilirsiniz. Motivasyon olabilir aynı zamanda. Normal, yani muhtemelen şöyle çözdüğünüz son zamanlarda deneme biraz stres, biraz unuttuğunuz konular olmuş olabilir, onları tekrar etmemişsinizdir. Ya da hepsi her şeyi yapmışızdır ama deneme çok zor gelmiştir. Yani bazı yayınlardan yayınlara da fark var biliyorsunuz. O yüzden o kısımları doğru analiz etmeniz gerekiyordu. Demek ki stres ya da deneme çok zordu. Başka bir açıklaması yoktur aslında. Onun dışında bütün bilgilerimizi unutmuş gibi hissetmek, dediğim gibi çok olabilitesi yüksek bir şey değil. Eğer son ana kadar aşırı tempoda çalışıp strese girmediysek. Onun dışında her şeyi, işte demek istediğimiz bu. Tam olarak Gökçe'nin söylediği şey. Bunu genelde herkes yaşıyor ama gerçekçi değil arkadaşlar. Yani düşünsenize bir anda böyle büyü falan yapılması lazım herhalde. Ya da böyle Allah korusun beynimize saksı falan düşmesi lazım. Ya da birdenbire Allah korusun hani hafıza kaybı falan yaşamamız gerekiyor muhtemelen. Yani milyonda bir olacak falan bir ihtimal galiba. O yüzden bunlar olmadığı sürece her şeyi unutmuş olma ihtimalinizin olmadığını, bunun gerçekçi olmadığını bilin lütfen. Çözmeye başladıkça zaten gelecek aklınıza. Sadece o an pratik de değil, yani tamamen başladığınız anda olacak her şey. Sınavın açıkçası ben çok zor olacağını düşünmüyorum. İnşallah da hani yapılabilir gibi bir sınav olur. Tabii ki çok kolay da olmasın, çalışanlara yazık. Emek verenlerin de bir farkı olmalı, bir ayrıştı. Tabii ki KPSS seçimi zaman çok kolay da olmadı zaten. Çünkü baktığınızda birilerinin elenmesi, birilerinin geçmesi lazım. O birileri içindeyseniz siz zaten biraz zor olmasını istersiniz bence. En azından sizin çalıştığınız derecede bir zorluk. Ama onun dışında da hani çok zor böyle hani şunu düşünüyorum, bu benim hissiyatım. Bilemeyiz tabii ki de. Yani göreceğiz, o gün göreceğiz her şeyi. Ama bu bir önceki ertelenen sınavdan daha zor bir sınav olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bir de onu gördünüz ya, bunun daha çerez gibi geleceğini düşünüyorum size. Evet, hemen ardından da eğitim sınavı var. Nasıl yapacağım kendimi o an, nasıl motive edeceğim? İşte bence en iyi olduğunuzla başlayıp böyle pratik yaptıkça çok zor olmadığını kendinize kabul ettirip ve boş bırakmak. Ya yapamadığınızı boş bırakın arkadaşlar. Sizden dediğim gibi böyle 100 net falan istenmiyor ki. Yani sizin istenilen net sayınız 90'sa 30 soru hakkınız var mesela boş bırakabilecek. Hani onun gibi düşünün. Başa dönebilirsiniz aslında. Doğru turlama tekniğini uyguluyor olsaydınız başa dönebilirdiniz. Muhtemelen bir soru üzerinde çok zaman harcıyorsunuz. Yani yetmiyor değil, yetiyor. Benim öğrencim 20-25 dakika süre arttırıyor arkadaşlar. Daha dün görüştüm bir öğrencimle. 25 dakika süre arttırıyor. Nasıl oluyor bu? Soruyla inatlaşıyor da eskiden artık onu yapmıyor. Şimdi siz oturup bir soruyu normalde 1 dakikada çözebilecekken çözemediniz, başa sardınız. Olmadı, başa sardınız. Sen gidip aslında 3-4 soruyu görebilecekken göremiyorsun. Otomatik olarak göremiyorsun. Demek istediğim bu. Birileri yapabiliyorsa demek ki doğru strateji yapmıyorsun. Bunu gerçek sınavda yapmaya çalış. Lütfen bakın, neden yapıyorlar bunu biliyor musunuz? Boş bırakıyorlar arkadaşlar ve bu öğrencimin çıkardığı net sayısı 102. Dün son denemede 102 net çıkarttı. Bu nasıl oluyor? Nasıl yapıyor? Boş bıraka yaptı. Daha önce inatlaşıyordu. Daha önce yapacağım. Ben bunu biliyorum. Yani artık fark etti. Ben grafik problemi yapamıyorum. Demek ki boş bırakacağım. Ben sayısal mantıkta tablo yorumlama yapamıyorum. Demek ki boş bırakacağım. Tarihte çağdaş yapamıyorum. Boş bırakacağım. Bunları anlamanız lazım birazcık. Yani ille de yapacağım olmadı bir de hele paragraf soruları. Bir paragraf okuyorsunuz. Ya tam anladım gibi ama bir daha okuyayım. Bir daha okuyorsunuz, şıkları mı bir daha mı okusam acaba? Bir paragrafı 6-7 dakika ayırıyorsunuz. ÖSYM'nin tam istediği öğrenci tipisiniz işte. ÖSYM bu yüzden o kadar uzun soruyor paragrafı. İstiyor ki bir defada anlamayan boş bıraksın. Şimdi net ortalamaları zaten bu yüzden bu kadar düşük zaten. Sen onu boş bıraksan o yanlışı yapmayacaksın bir. 2. Gidip de 10-15 soru göremiyorsun sırf bir soruda 10 dakika harcadığın için. Yazık, günah, belki yapabileceğin 10 tane soru var ileride ve sen onlara belki aylarca vakit harcadın o konuları öğrenmek için ve çıktı sınavda ve göremedin. Bu yüzden lütfen iptal olan sınavların net ortalaması hesaplanmadı diye biliyorum. Yani hesaplandıysa da ben görmedim çünkü iptal olduğu için bakılmadı, haliyle net ortalaması hesaplanmadı. Bu dediğimde anlaştıysak bence daha relax geçecek sınavınız diyebilirim. En iyi olduğunuz testle başlayın demiştik. KPSS'de ortalama zaten %10 çok zor, %10 çok kolay sorular var. Bu ne demek? Şimdi sen 30 tane matematik sorusunda ortalama 3 taneyi hiç matematiğin yoksa bile yapabilirsin. İlkokul matematiğiyle falan, yani rasyonel sayı, ondalıklı sayı gerçekten çok basit yerlerden geliyor, ortalama olarak söylüyorum bunu. Ve bir 3 soruyu da matematik öğretmeni bile olsan yapamayabilirsin. Bir 3 soru da bayağı seçici yerlerden geliyor. Geri kalan yerler zaten orta düzey kısımlar. Şimdi orta düzey, kolay ya da zor kısımlar. Şimdi sen çok zor ve çok kolay dediğin kısımlarda aslında, yani çok kolayı kesin kaçırmamalısın. Çok zoru da kaçırma ihtimalinin olduğunu bil. Şimdi bir matematik öğretmeniysen bile matematik testinde bir 3 soru, 4 soru kaçırabilme ihtimalinin olduğunu bil. Her şeyi yapma gibi bir kuralın yok. Bu yüzden ortalama, yine konuşuyorum, 120 soruda tamamında 12 soru falan, 12, 10, değişiyor yıllara göre 11 soru falan. Genelde böyle çetrefilli, zor. Bu yüzden Türkiye geneli net ortalamaları düşük diyorum. Bu yüzden Türkiye birincisi 120'de 120 yapamıyor diyorum zaten. Onlar boş bırakıyor işte onları. Çünkü biz matematik hocamızın bir tanıtım dersi, dedi ki matematik hocamız, arkadaşlar dedi, size bir soru göstereceğim. Hadi dedi, bir deneyin. Herkes başladı harıl harıl dedi. Durun dedi. Daha 2-3 saniye geç. Durun dedi. Sakın denemeyin. Size dedi şaka yaptım. Siz dedi bu soruyu sınavda görür müsünüz? Görürsünüz. %80-85 ihtimalle gelir bu soru sınavda sizin karşınıza. Ve sınav soru o kadar kolay gibi gözüküyor ki. Hani biz de mesela tanıtımı izliyoruz daha sonrasında işte. Ya niye böyle dedi ki diyoruz. Yani çok da kolay bir şeye benziyor. Bu kağıt kalem falan aldık böyle ekip olarak. Soruyu çözmek istiyoruz. Hani çözmeyin dedi ama. Herkes diyor ki hocam niye çözmeyelim bir dakika falan filan, böyle kolay gibi de gözüküyor. Sakın dedi, bu soru çok çeldirici bir soru. Sınavda gelir. ÖSYM'nin en sevdiği sorulardan biridir. Genelde her yıl bu tarz sorular soruyor, 1-2 soru. Sizin atlamanızı istiyor çünkü. Atlarsanız bu soruda 7-8 dakika kaybedersiniz. Ben dedi yılların matematik hocasıyım. Benim bu soruyu çözmem 5-6 dakika sürüyor. Çok kolay gözüküyor. Çözüm yöntemi çok uzun. Başladığınız anda oradan oraya, oradan oraya, yerine koy, şunu yap, bunu yap, bir uzuyor, bir gidiyor dedi. 5 dakika kayıp. En iyi olanınız. Yani 7, 8, 10, 15 dakika kaybeden var. Ve doğru yapma ihtimali de düşük. Çünkü şıklar, yani hata yapma payın çok yüksek. İşlem hatası vesaire. Öyle bir soru. Demek istediğim, ÖSYM size bazı soruları çözmeyesiniz diye koyuyor. Bunu çözmeyen kazanıyor işte. Ne kadar garip değil mi? Onu boş bırakan kazanıyor. Çünkü onu boş bırakan 10 tane daha soru görebiliyor. Onunla inatlaşan, doğru bile yapsa o soruyu, 10 tane soru göremeyiz. Siz zannediyorsunuz ki hocam matematik 30 soru ya. Şimdi 30 soru içerisinde 10 tane soru diğerlerinin yapamadığı sorularsa ve ben onları yaparsam diğerlerinden daha yüksek puan alırım. Hiç de öyle bir şey yok. Hadi oradan diyorum ben de. Hiç öyle bir şey yok. Sen gidip o diğerlerinin yapamadığı 10 soruyu yapacaksın diye o kadar vakit kaybedeceksin. Diğeri gidip 20 tane soru yapacak. Daha kolay olanlardan yapacak. O senden daha yüksek puan alır. Sen ancak ve ancak 20 tane herkes yapabildiğini yaptın ya. Üzerine gidip 10 tane daha yaparsan daha yüksek mantıkta, hani daha yüksek puan alır. Yani daha yüksek net yapan daha yüksek puan alır. Size bir dipnot, matematik testi içerisinde ve her test içerisinde her sorunun kendi içindeki getirisi eşit arkadaşlar. Standart sapmayı çoğunuz yanlış biliyorsunuz. Bunu o yüzden her seminerde anlatmaya çalışıyorum. Matematikte hocam grafik problemleri zor ya. Grafik problemlerinden bir soru çözersem, temel kavramlardan çözdüğüm bir sorudan daha yüksek net kazanıyormuşum. Hayır. Daha yüksek puan kazanıyormuşum. Hayır. Temel kavramlardan da bir net yapsan aynı puanı kazanıyorsun. Grafik problemlerinden de bir net yapsan aynı puanı kazanıyorsun. Puan olarak aynı ama bak, temel kavramı herkes yapıyor. Git onu bir yap önce. ÖSYM bunu istiyor. Git onu bir yap. Türkiye genel net ortalaması 10 mu matematik? 10 taneyi bir tuttur. Herkesin yaptığını bir yap önce. Sonra yapamadıklarını yap ki onun üzerine çık. 15 yap, 20 yap ki daha yüksek puan al. Mantık bu. Evet, Türkçe ve matematik de eşit getiriyor. %25, %25. Öyle düşünün. Evet, ilk akla geleni işaretlemek genelde doğru. Yani bunun da bilimsel yöntemleri var. Bu konuyu da ben çok araştırdığım konulardan bir tanesi. Çünkü beyin sana ilk öğrendiği şeyi anlık bir gösteriyor, geri kaybediyor. Sen onu işaretlediğinde genelde doğru çıkıyor. Gidip değiştirdiğin zaman genelde o ilk işaretlediğin şık doğru çıkacağı için genelde yanlışa düşebiliyorsun. Bu tarz şeyler yaşıyor. Çok değiştirmeniz taraftar değil mi? %100 emin değilseniz ama. Yani %100 emin olduğunuz şeyler olur, değiştirirsiniz. %100 emin değilseniz değiştirmeyin. Şimdi öyle bir soru sordunuz ki Zehra Hanım, alanı olanlar için ne kadar net gerek GGK'da? Alanınız ne? Eğitimde ve ÖABT'de kaç net yapıyorsunuz ya da A grubuysa. Şimdi bu bambaşka, hani oturup hesap kitap yapmamız gereken bir soru oldu. Yani bunu böyle sabit bir şey yok. Şimdi sen eğitimden kaç net yapıyorsun, alandan kaç net yapıyorsun, alanın ne, alanın taban puanı, atama sayıları her şeye göre değişir. Yapabildiğinizin en iyisini yapmaya çalışın. Biraz önce anlattığım şey, biliyorsunuz ki yanlışlar doğruları götürüyor. Çok fazla uğraştığımızda boş bırakmak daha mantıklı. Dediğim şey, çok iyi nedeniniz olmadıkça doğru olana emin olduğunuz seçeneği değiştirmeyin. A mıydı, B miydi? B mi diyeyim, C mi diyeyim? C mi diyeyim, D mi diyeyim? Biraz böyle kafa karıştırabiliyor. Genelde ilk işaretlediğinizin doğru çıkma ihtimali genelde daha yüksek oluyor. %100 emin değilseniz değiştirmeyin arkadaşlar. Bazen sınava gelen öğrenciler böyle gibi guguk kuşu mu derler, sürekli saate bakıyor, kağıda bakıyor, saate bakıyor, kağıda bakıyor. Şimdi bir süre sonra algıyı kaybediyorsunuz, odaklanma sorunu yaşıyorsunuz. Hani sen tam soruya odaklanıyorsun, ay ne kadar süre var acaba deyip saate bakıyorsun, soruyu bir daha al baştan oku. Zaten kritik eşiklerde bilgi veriliyor. Zaten kocaman bir saat var o sınıfta. En azından kendinize belirli bir zaman, örneğin Türkçe'de 10 tane soru çözdükten sonra süreye bakayım gibi kriterler belirleyin arkadaşlar. Sürekli bir soruda bir saate bakmak motivasyonunuzu düşürür. Eyvah 40 dakika geçti, ben hala Türkçeyi bitiremedim gibi. Ki bunu da yapmayın. Yani maksimum Türkçe ayıracağınız süre zaten maksimum böyle 35 dakika falan olsun. Çok aşmayın. Tarihi çok hızlı çözüyorsunuzdur. Matematiği çok hızlı çözüyorsunuzdur. 40 dakikaya kadar falan çıkarabilirsiniz ama bir saat Türkçe ayıranlar oldu. 1,5 saat Türkçe çözenler oldu. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bırakın artık. 20. soruya geldin. 30 dakika geçti. 35 dakika bırak. 10 soruya bakma artık. 20 tane yapmışsın zaten. 35 dakika bitmiş, senin süren bitmiş artık. Geç. Sonra bakarsın. Git diğerlerine bak artık. Demek istediğim bu. Belki matematikte çok kolay çerez sorular var. Göremeyeceksin belki. Yazık, günah. Bunun gibi düşünün. Biraz daha stratejik. Ya bu sınav strateji sınavı. Ya bu sınav böyle çok net bilgi sınavı değil, zeka sınavı değil. Azim sınavı ve aynı zamanda gerçekten strateji sınavı arkadaşlar. Başka bir şey değil. Teori sınavda genel kültürden çok boşum kaldı. Muhtemelen genel yetenekte çok vakit harcadınız. İşte bence bunların hepsi bir şeydi ya. Deneyimdi, tecrübeydi. Yani düşünsenize, belki o sınav anında kim hayal ederdik ya bu sınav zaten iptal olacak. Bize bir şans daha verecekler. Hayatta aklımıza gelmez ama belki birçok kişi aklından geçmiştir. Ya bu ne biçim sınav ya? Keşke iptal olsa falan diye. Yani diyorum ya, çok zor bir ihtimal gerçekleşti. Ve orada elde ettiğiniz bütün tecrübeleri burada doğru kullanma şansınız var. Muhteşem bir şans bu. Bunu doğru kullanın. Mesela dediğiniz gibi genel kültüre süreniz yetmedi. O zaman genel yeteneği daha hızlı çözeceğim. Gerekirse son 10 soruya bakmayacağım. En son bakacağım. Matematikte o kadar cebelleşmeyeceğim. Olmuyorsa boş bırakacağım gibi teknikleri öğrenmiş oldunuz. Son kez belge kontrolü. Eğer diyorsanız ki hocam ben bu KPSS'nin ümidimi kestim, akşam ana haberlere çıkmak istiyorum, ünlü olmak istiyorum. Ana haberlerde bir röportaj yapacağım, belgemi unuttuğum için hani oradan belki bir dizi film teklifi gelir, oradan zengin olurum. Unutabilirsiniz. Ama yok hocam ben hiç istemiyorum haberlere falan çıkmak. Allah korusun. Dikkat edin çünkü bunu her seminer söylemek istiyorum. Çünkü her sene akşam haberlerinde maalesef ben çok üzülüyorum. Görüyoruz. Belgesini unutan, kimliğini unutan. Çünkü o heyecanla hani hiç unutmam dediğimiz şeyleri unutuyoruz arkadaşlar. Birçoğumuz anahtarı evde unutmuştur. Birçoğumuz cüzdanı, telefonu evde unutmuştur. Değil mi? Hiç unutmam dediğimiz, sürekli yanımıza taşıdığımız cep telefonunu bile. O yüzden lütfen görebileceğiniz bir yere koyun. Emin olun. Gerekirse sizinle birlikte sınava girecek bir kişi varsa ona teslim edin. O unutmasın vesaire. Buna çok dikkat edin lütfen. Bunu tekrar hatırlatmış olalım. Ve her yolculuk ilk adımla başlar. O ilk adımı attığınız günü bence birçoğunuz hatırlıyorsunuz. Yapsam mı, yapmasam mı, denesem mi, denemesem mi, ne yapsam acaba, başlasam mı acaba? Hayaller kurdunuz, evet, atandığınız günü hayal ettiniz. Belki çevrenizde atanmış biri vardı, o size vesile oldu ya da onun o sürecini gördüğünüz zaman karar verdiniz. Pandemi döneminde belki özel sektörde çalışıyordunuz. Daha yoğun çalışırken memurların daha rahat olduğunu gördünüz. Hani her aşamada ya da maddi zorluklar yaşadık. Evet ya dedik, bizi teşvik etti bir şeyler. Ya da özel sektörde zorluklar yaşadınız. Evet dediniz, ben atanmalıyım. Ve o kararı verdiniz. Şimdi 1,5 gününüz kaldı. O gün geldi. Büyük gün geldi. Ve sizi strese sokacak bir gün değil. O gün size hayallerinize ulaştıracak bir gün. O gün sizi birçok yükten kurtaracak bir gün. O gün sizi belki de hayatınızdaki keşkelerden arındıracak bir gün. Kendinize güveninizi tekrar kazanacağınız bir gün. Belki yani birçoğunuzun girme sebebi farklı da olabilir. Belki birçoğunuz kaybettiğiniz özgüveni tekrar kazanmak için giriyorsunuz. Belki birileriniz kendinizi birilerine ispat etmek için giriyorsunuz. Belki biriniz çocuğunuz için giriyorsunuz. Ona iyi bir gelecek sunmak için. Belki birçoğunuz evlenmek için giriyorsunuz. Yuva kurabilmek için. Herkesin sebebi farklı da olsa tercih aynı aslında. Herkesin atanma isteği var, atanma hayali var. Bu yüzden bu sınava giriyorsunuz. Bu sınav sizin için bir kabus değil, korku filmi değil, sizi gelen bir şey değil. Bu sınav size hayallerinize ulaştıracak bir fırsat arabası. O yüzden o fırsatı çok iyi değerlendirin arkadaşlar. Eminim ki yolun sonuna geldiğiniz gün, şu anda son böyle birkaç adımınız kaldı. O birkaç adımdan sonra iyi ki diyeceksiniz. Bunu demek için de bu son günleri çok iyi değerlendirin. Olumlamalar yapın, dualar edin. Evet diyeyim, ben bunu yapacağım, hak ettim, başaracağım. Yapanların benden bir farkı yok. Bu sınav o kadar zor bir sınav değil. Bu sınav hani beni strese sokacak bir şey değil. ÖSYM'nin derdi üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Bunu unutmayın. Siz zaten atanın diye yapılıyor bu sınavlar. Hani bir eksik var. Devlete çalışacak insan lazım. İşi var çünkü. Emekli olan var, işte kadro değiştiren var, görevde yükselmeler var ve o devlette o açık var. Çalışmak için insan gerekiyor oraya. Siz onlarsınız. Devlet onları seçmek istiyor. Bu yüzden bu sınav yapılıyor. Hani siz strese girin diye değil değerli arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Ve size bir sürpriz de yapmak istiyorum. Bir de size başarılar dilemek isteyen burada çok sevgili eğitim koordinatörümüz, edebiyat hocamız var. Ben de öğrencilerime başarılar dileyeceğim. Teşekkürler. Hocam şöyle vereyim size. Arkadaşlarımız bomba gibi, çok keyifli. Arkadaşlar merhabalar. Pazar günü güzel bir gün olacak sizler için, herkes için. Güzel neticeler elde edeceksiniz. Sonuna geldik. Sınav içinde sınav yaşadık bu sene. İyisiyle, kötüsüyle, güzeliyle, anılarımızla, her şeyimizle bir şeylerin üstesinden geldik. İnşallah çok güzel neticeler elde edeceksiniz. Mutlu olacaksınız. Artık rahatlayın, gerilmeyin. Koca netler yapın böyle. Bir sürü yapın, değil mi hocam? Hep salladıkları tutsun. Evet, iyi ki bu sene sizlerle ders sürecimiz oldu arkadaşlar. Bir sürçülisan edip kalbini kırdıklarım varsa özür diliyorum. Hakkım helaldir sonuna kadar. Hocalarımıza da buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sürecin başına sonuna kadar bizimle her türlü fedakarlığı gösterdiler. Sizlerle olumlu anlamda çok şey de yaşadık. Günü geldi ve bitti. Artık bu kadar diyoruz ve gelecek sene okullarınızda görmek istiyorum size. Allah yardımcınız olsun. İnşallah en güzel şekilde pazar günü neticeler alacaksınız. Sonra ÖABT, sonra atama. Amin. Öpüyorum hepiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bir son defa da olsa selam vermek istedim sizlere. İnci Hanım, böldüm, kusura bakmayın. Hocam biz çok memnun olduk. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet, son kapanışta da Nurlu hocamızın da güzel motivasyonuyla vedalaşmış olduk. Biz çok vedaları sevmiyoruz ama bu sizin iyiliğiniz için, hani biz hep böyle uğurlarken öğrencilerimizi bir daha görüşmeyelim diye uğurluyoruz. KPSS için görüşmeyelim, yoksa kapımız, yolumuz her zaman size açık. Her konuda da buradayız. Atandıktan sonra da bizim yapabileceğimiz bir şey olursa da her zaman yanınızdayız. İnşallah böyle Ankara'ya falan gelirsiniz. Sizi burada ağırlarız. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Emeklerinizin karşılığını aldığınız bir gün olsun. Dualarımız sizlerle. Kendinize çok iyi bakın. Başarı sizinle olsun. Ankara'da olanları o zaman bekliyoruz. Sınav sonrası bir gelin, bir kahve içip kafa dağıtalım. Ücret öğretmeni reddetti birkaç önce. İyi yapmışsınız. İnşallah atanın da böyle daha haklarınızı alarak yapın mesleğinizi. Bekliyoruz arkadaşlar. Ama güzel haberlerle bekliyoruz, tamam mı? Kızınızla gelin, biraz sevelim onu da. Diyarbakır'dan gelecekler var. Tatlıyı alıp tamamdır. Çaylar, kahveler bizden, tatlılar sizden o zaman. Ankara'da Kızılay'dayız. Yazın, adresimiz çıkar zaten. Görüşmek üzere. Güzel haberlerinizi almak üzere diyorum. Hoşça kalın değerli arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Kendinizi sevin, sarın, sarmalayın. İyi ki varım deyin ve o gün geldiğinde de elinizden gelenin fazlasını yapacağınıza inanarak gidin. Mutlu girin o kapıdan içeri ve mutlu çıkın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Başarılar.